Orada bizden bayağı bir para istediler. Sırf 1,5 de 1.000 lira vermediğin için çocuğum oradan resmen dışlandı. 7 yaşındaki çocuğun acaba sicili mi vardı, sabıkası mı vardı da bunu attılar? Okuldan ayrıldığımda ağlamıştım. Ailesi okulun istediği kayıt parasını vermeyince okuldan atıldı. Devletin okuluna biz para vermek mecburiyetinde miyiz? Geçen seneydi. Kaya ailesi okul çağına gelen kızlarını yazdırmak için okula götürdü. Ama iddiaya göre müdür aileden para istedi. Biz de onlardan makbuz istedik. Paranın nereye toplandığını bilmiyorum tabii ki. Aile o ödemeyi yapmadı. Küçük kız okula başladı ama iddiaya göre mobbingin ardı arkası kesilmedi. Bir ay okula gitti ama her zaman dışlandı. Anneme söylemiştim, iğne batırdı demiştim. O öğretmen bir ay sonra küçük kızın ailesini çağırdı. Defteri yok çocuğun dedi. Çantasından çıkaramadığı için çocuğum gel sen çıkar dedim. Aslında hiçbir eksiği yok. Oysa ki bunlar bize kumpas kurmuşlar. O öğretmen tarafından çağrılan İlknur Kaya kayınvalidesiyle birlikte hemen okula koştu. Müdürün el yazısı bunlar ve öğretmen buraya imza atmış. Al çocuğunu defol git dedi. Aslında devlet okullarında kayıt parası, bağış parası ya da katkı parası adı altında para istemek yasal değil. Milli Eğitim Bakanlığı bunu bir genelgeyle yeni eğitim öğretim yılında yayınlamıştı. Bunun üzerine de aile o okuldan, öğretmenden ve müdürden şikayetçi oldu. Şov haberin ulaştığı o okulun müdürü ise küçük kızın hazır olmadığı için okuldan gönderildiğini öne sürdü. İddiaları yalanladı.